var. Yani kitapta var, bazı benzerlikler var. Ama bu benzerlikler alabildiğine abartılmış. Yani belki de yüzle çarpılmış. Bir benzerlik var çünkü Kur'an Musa'nın, İsa'nın, Yakub'un, İsmail'in bunların elçi olduğunu, Davud'un falan bunların elçi olduğunu, Müslüman olduğunu söylüyor. Yani İslam dini Muhammed'le başlamadı, barış dini. Bunlar da barış dini elçileriydiler. Bazı şeyler var. Ama gördüğün rüçeler, mesela sünnet şey etmeler, kadınların çarşafa girmesi, erkeğin kıl bırakması falan, bunların İslam ile alakası yok. Bunlar daha sonra geçen rahiplerin, ruh şeylerin, hahamların Müslüman oluşuyla onlar kendi dinlerinin kültürünü de uyduruk hadisler yoluyla, mezhepler yoluyla soktular. Yani bunun şeyle alakası yok, dinle alakası yok. Yani gördüğün birçok benzerlikler tamamıyla şeydir, sonradan etkilenmedir. Hristiyanlıktan mesela diyelim ki tesbihi almıştı, rosary. Hatta 33 tane İsa'nın yaşı için birisi 99'da 3 ile çarpmışlardı. Üçleme var. İsa'nın da yaşı vardı 99. Allah'ın 99 ismini de uydurmuşlar bunun için. Hristiyanlığa şey etmek için. 33 çarpı 3 şey uydurmak için. Halbuki Kur'an'da 100'ün üzerinde Allah'ın ismi var. Bu ismi azam denilen şeylerin içerisine kötü bir isim de sokmuşlar bir iki tane. Allah'a yakışmayan ismi de sokmuşlar. Hadis kitaplarındaki ismi azam 99 ismin içinde mesela dar, zarar veren diye şeytanın ismini koymuşlar, Allah'a vermişler. Alakası yok. Yani tabii ki ama yani şeyden hem Hristiyanlıktan alınma var hem Yahudilikten alabildiğine Yahudi İsrailiyat ama hani İsrailiyat diyorlar ya bunlar güya eliyorlar. Ya en sahih hadisleri İsrailiyat dolu. Yani elemeyi yapamamışlar. Bir de şamanizm de var. Yani Türklerin dini aynı zamanda da şamanizm. Gidiyor mezarlara bilmem mum şey diyor, şey çaput bağlıyor falan filan. Bunların şeyle alakası yok. İslam ile alakası yok. Kur'an'la tam çelişen bir sürü iddiaları bunlar. Ama dediğim gibi etkileniyor. Çünkü hahamlar, papazla imamlar bir şey sınıfı olunca, ruhban sınıfı olunca, ruhban sınıfının bütün şeyi ritüeller üretmek, teferruatlar, tantanalar, ineğin rengi nedir, surularıyla ineğe renkler üretmek. İşte ne bileyim yani biz bak bak Kur'an'da abdestle ilgili bir cümle var. Abdest nasıl alınır? 3-5 kelimeyle işaret etmiş. Yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklere kadar başınızı mesedin, ayaklarınızı da. Bitti, o kadar. Bunu adam kitap yazmış. Abdest nasıl alınır? Teferruat, ağza, burna nasıl alınır? Tek ayak üzerinde nasıl durur? Çift ayak, sola nasıl dönülür? Sağa hangi dua okunur? Burası nasıl şey edilir? Parmaklar nasıl böyle buraya vurulur? Neler neler. Tentana, namazla ilgili. Ya namaz, salat çok basit. Yani Allah'a dua et, yardım iste. Bir de salat, insanlarla yardımlaşma, dayanışma olayı var. Salat iki türlüdür. Bir Allah'la dayanışma, yardımlaşma. Bu kişidir, bireyseldir. Bu imanla alakalı, bir de İslam ile barış toplumuyla alakalı vatandaşlık görevi. Ona salatül cuma deniyor. Yani toplu dayanışmaya çağrılıyorsunuz. Toplum olarak bir araya geliyorsunuz mahallede veyahut da bir şehirde o mahallenin sorunları, sokakta sorunlar var. Çocuklar diyelim ki oyun oynarken kaza geçiriyorlar, onunla ilgili eğitimle ilgili sorun var veyahut da kavga edenler var. Bu nedir? Yani çeşitli politik, ekonomik, sosyolojik sorunlar, onlar tartışılır, gönüllüler aranır, katkılarda bulunur, odur. Yani cuma salatı, toplantı salatı denilen şey o. Ama bizimkiler uçuyor. Gidiyor, beni abim böyle gidiyor, beynini kapıda bırakıyor. Orada bir anlamadığı bir dilden bir sürü şeyler işitiyor, hiçbir şey anlamıyor. Anladığı bir şeyler de olsa onu aptallaştıran şeyler var. Dini, milli hurafeler, hikayeler. Dışarı çıkıyor, içeri girdiğinden daha cahil olarak çıkıyor. Hiçbir yararı yok. Bir dayanışma yok. Ya orada yoksul insanlar, güzel kardeşim, o cami bomboş. Niye yoksullar için bir aşhaneye dönüştürmüyorsunuz? Bir bilimsel bir eğitim kurumuna dönüştürmüyorsunuz? Hurafe ya, Allah kainatı yaratan değil mi? Kainattaki kimya, fiziksel olaylar, astronomik olaylar, biyolojik olaylar hepsi Tanrı'nın ayetleri değil mi? Niye gidiyorsun? Onlardan hiçbirisi yok. Anlatabiliyor muyum? Neyse, uzun uzadıya.